Selam selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın 38. gününün ödevlerine geldik. Yani soru bankamızdan küresel aynalarda özel ışınlarla ilgili testlerin çözümlerini yapacağız. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Odak noktası F eğrilik merkezi M olan çukur aynalara X, Y, Z ışınları şekilde gibi gönderilmiştir. Buna göre X, Y, Z ışınlarından hangilerinin izlediği yol yanlış çizilmiştir diyor. Birinci ışına bakıyorum. X ışını çukur aynaya odak noktasından geçerek gelmiş ve asal eksene, asal eksen dediğimiz yer burası, asal eksene paralel bir şekilde ortamı terk etmiş. Zaten çukur aynada en bildiğimiz ışınlardan bir tanesi budur. Asal eksene paralel gelen ışın aynada yansıdıktan sonra odak noktasından geçer ya da tam tersi odak noktasından gelen ışın aynada yansıdıktan sonra asal eksene paralel bir şekilde sistemi terk eder. Yani bunun tersi de doğrudur. Eğer bu ışın buradan gelseydi yani asal sene paralel bir şekilde gelseydi yansıdıktan sonra odak noktasından geçerek sistemi terk edecekti. Tersi de doğru düzü de doğru. Dolayısıyla bunda herhangi bir hata yok. İkinci ışına baktığım zaman merkezden bir doğrultu çizilmiş. Burada 60 derece var burada 30 derece var. Acaba bu doğru mu? Şimdi aynalarda geçerli olan bir kanun var. Neydi? Gelme açısı yansıma açısına eşit. Bu kanun düz aynada da geçerli, çukurda da geçerli, tümsek aynada da geçerli. Yani yansıma kanunları bütün aynalarda geçerli. Şimdi düz bir aynaya ben şöyle bir ışın gönderdiğimde bu ışın nasıl yansır dediğinde sen ne yapıyorsun? Hocam normali çizmemiz lazım. Peki normal ne? Aynaya indirilen dikmeye biz normal diyoruz. Bir tane buradan normal çiziyorsun ve diyorsun ki gelen ışın normalle hangi açıyı yapıyorsa yansıyan ışın da normalle aynı açıyı yaparak sistemi terk eder diyorsun. Bu bir yansıma kanunu değil mi? Peki normal dediğimiz şey neydi? Aynaya indirilen dikmeye biz normal diyoruz. İşte çukur ayna ve tümsek aynada normal dediğimiz şey merkezden gelen çizgidir. Yani merkezden çizdiğimiz bu doğrultu bizim normalimizdir. Yani aynaya indirilen dikmedir. Dolayısıyla gelen ışının normalle yaptığı açı ne kadar ise yansıyan ışının da normalle yaptığı açı o kadar olmalı. Yani burası 60 derece ise burasının da 60 derece olması gerekirdi. O yüzden bu ışın hatalı çizilmiştir. Gelelim buradaki ışına. Şimdi çukur aynada birçok özel ışınımız var. Mesela bunlardan bir tanesi. Merkezin dışından gelen ışın, örnek veriyorum 3F noktasından gelen ışın aynada yansıdıktan sonra 1,5F'e gider diyoruz, değil mi? En çok kullandığımız ışınlardan bir tanesi buydu. Yani 3F noktasından gelen işte odak ile merkez arasından mesela 1,5F'den sistemi terk eder diyoruz. Şimdi gelen ışın Asal ekseni keserek geliyor. Yansıdıktan sonra yine asal ekseni keserek sistemi ne yapıyor? Terk ediyor. Işını biraz yaklaştıralım. Mesela 3F'den değil de bu ışın diyelim 2F'den gelsin. 2F ne demek? Merkez demek. Çünkü burası 1F ise 1F kadar daha gittiğimizde merkez noktasına geliyoruz. Burası tam 2F demektir. Eğer bir ışın aynaya merkezden gelirse ışın aynaya dik çarptığı için kendi üzerinden geri döner. Yani bu ışın bu şekilde gelir ve tekrar geri döner. Dolayısıyla gelen ışın asal ekseni kesti, yansıyan ışın da asal ekseni kesti. Biraz daha yaklaşmaya devam edelim. Ne yaptık? Önce 3F'ten geldik, 1,5'tan geçtik. Sonra 2F'ten geldik, tekrar 2F'ten döndük. Şimdi de 1,5F'ten gelelim. Nereye gideceğiz tabii ki de 3F'e gideceğiz. Gelen ışın asal ekseni kesiyor, yansıyan ışın da asal ekseni aynanın ön tarafında keserek sistemi terk ediyor. Biraz daha yaklaşalım. Eğer F noktasından aynaya bir ışın gönderseydim ne olacaktı? Odaktan gelen ışın asal eksene paralel bir şekilde sistemi terk edecekti. Bak artık gelen ışın asal ekseni kesiyor ama yansıyan ışın asal ekseni kesmiyor. İşte bu noktadan sonra yani F noktasından sonra biz biraz daha ileri gidersek, yani ışını buradan gönderirsek ışın yine yansıdıktan sonra asal ekseni kesmeyecek. Dolayısıyla bu ışının çiziminde herhangi bir hata yoktur. Odak ile ayna arasından gelen ışın asal ekseni aynanın ön tarafında kesemez. Yani bu şekilde bu şekilde bu şekilde gidemez. Asal ekseni yansıyan ışının uzantısı arka tarafta bir yerde keser. Hatta bir tane özel ışınımız da vardı. Hatırlayacaksın onu. Eğer burası f bölü 2 ise burası eksi f olacaktı. Dolayısıyla çukur aynada odak ile ayna arasından bir ışın gönderilirse bu ışın yansıdıktan sonra asal ekseni aynanın ön tarafında kesemez yansıyan ışının uzantısı asal ekseni arka tarafta keser. İşte dediğim gibi f bölü 2 eksi f kuralını hatırlarsanız bu ışının doğru olduğunu bir hata olmadığını hatırlayacaksınız. Yalnızca y ışın hatalı cevabımız b şıkkı oldu. Diyor ki odak uzaklıkları fx ve fy olan x ve y çukur aynaları asal eksenleri çakışık şekilde yerleştiriliyor. x aynasını asal eksene paralel olacak şekilde gönderilen ışın y aynasından yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Aynaların odak uzaklıkları sırasıyla fx ve fy olduğuna göre aynalar arası uzaklık fx fy cinsinden nedir diyor. Şimdi canlarım öncelikle asal eksene paralel olarak gönderilen ışın çukur aynanın odak noktasından geçer. Peki bu ışın paralel olarak hangi aynaya geliyor? X aynasına. O zaman X aynasının odak noktasından geçer diyeceğiz. Yani şu nokta X aynasının odak noktasıdır. Peki bu ışın Y aynasına geldiğinde nasıl bir ışın olmalı ki kendi üzerinden geri dönsün? Çünkü soru bana diyor ki Y aynasından yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor diyor. Bir ışının kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya dik gelmesi lazım. Çukur ayna ve tümsek aynada ışının dik olması için merkezden gelmesi lazım. Yani burası eğer 90 derece ise ki kendi üzerinden dönmesi için 90 derece olması gerekiyor. Yani ışın bu şekilde gelecek ve kendi üzerinden tekrar geri dönecek. Burası 90'dır. Çukur aynada burasının 90 olması ışığın merkezden gelmesi anlamına geliyor. Yani neresi merkez oluyor? Buradan buraya kadar olan uzaklık Y aynasının merkez uzaklığıdır. Çünkü bu ışın Y aynasına çarpıyor. Y aynasına çarpıp geri döndüğüne göre Y aynasının merkez noktasından geliyor. Peki merkez noktası ne demek? İki tane odak demek. Yani burası Y aynasının bir odak uzaklığı ise bir odak uzaklığına daha gittiğimizde orası merkez noktası oluyor. Yani ben merkez yerine iki tane Y aynasının odak noktası diyebilirim. Dolayısıyla aynalar arasındaki uzaklık artık bulundu. Buradan buraya kadar olan uzaklık zaten bir tane fx yapıyor. Artı buradan buraya kadar olan uzaklıkta iki tane fy yaptığı için sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Asal eksenleri çakışık olacak şekilde yerleştirilen X ve Y aynalarından X aynasına asal eksene paralel gelen ışın Y aynasından yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Demek ki bu ışık Y aynasına dik bir şekilde gelmiş ki kendi üzerinden geri dönsün. Diyor ki noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre X'in odak uzaklığının Y'nin odak uzaklığına oranı kaçtır diyor. Odak uzaklıklarını bulmamız lazım. Şimdi bu tür sorularda aynaları tek tek düşüneceğiz. Yani y aynası yokmuş gibi düşünüp önce x aynası ile ilgili yorumumuzu yapacağız. Sadece x aynasını düşünün. Y olmasaydı ne olacaktı? Asal eksene paralel gelen ışığın aynada yansıdıktan sonra nereye gidiyordu? Önüne y aynası çıkmasaydı ta buraya gitmeyecek miydi? Gidecekti. Dolayısıyla y'yi bir unutun. Y aynası olmasaydı bu ışığın asal ekseni işte bu noktadan kesecekti. Bu ayna hangi ayna? Çukur ayna. Peki çukur aynada asal eksene paralel olarak gönderilen ışın nereye gider? Odak noktasına gider. Dolayısıyla asal ekseni kestiği bu nokta çukur aynanın odak noktasıdır. Yani fx uzaklığıdır. Tam olarak bunu söylüyorum. Yani 1, 2, 3, 4. İşte bu 4 birimlik uzaklık x aynasının odak uzaklığıdır. Çünkü y aynası olmasaydı bu işin kendi üzerinden falan geri dönmeyecekti ki. Asal eksene paralel geldi. Dolayısıyla buradan yansıdıktan sonra böyle gidecekti, gidecekti nereye gidecekti? İşte bu noktaya. İşte bu nokta o aynanın odak noktasıdır. Ve odak noktasının aynaya olan uzaklığı 4 birim. Tamam bu bitti. Şimdi X aynasını unutuyoruz. Tamamen Y aynasına odaklanıyoruz, tamam mı? Y aynasına ışın nasıl gelmiş? Hemen çizelim. Işın Y aynasına şu şekilde gelmiş ve kendi üzerinden geri dönmüş. Yani bu yönde geliyor ve tekrar geri dönüyor. Şimdi tümsek aynaya gelen ışının kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya dik bir şekilde gelmesi gerekiyor. O zaman bu doğrultunun aynaya dik olması burasının merkez noktası olması anlamına geliyor. Çünkü çukur ayna ve tümsek aynada merkezden çizilen çizgi aynaya diktir. Dolayısıyla buradan bir doğrultu çektiğimde bu aynaya dik ise bunun tek bir manası var. Orası merkezden gelen çizgidir. Yani hedef alınan nokta Y aynasının merkez noktası olmalı ki dik olsun. Çünkü burasının 90 derece olması burasının da 90 derece olması demek. Yani tümsek aynadaki özel ışınımız zaten vardı. Hatırlayacaksınız bu özel ışını. Merkeze doğru gelen ışın yani şu şekilde tümsek aynaya merkeze doğru bir ışın gelirse aynaya dik gelmiş olur. Dik geldiği için de kendi üzerinden geri döner. Demek ki bu ışının gitmek istediği şu nokta Y aynasının merkez noktası, merkez noktası demek iki tane odak demektir. Yani buradan burası bir tane odak anlamına geliyor, buradan burası bir odak daha. Dolayısıyla merkezi silip yerine iki tane Y aynasının odağı yazabiliyor. Dolayısıyla Y aynasının odak uzaklığının sadece bir birim olduğunu anlıyorum. Hemen buraya f y için bir birim yazdım, çünkü iki birim olan yer merkez, yani iki tane odak, bir birim olan bir odak oluyor. Dolayısıyla fx bölü fy 4 bölü 1'den cevabımız c şıkkı bulundu. Şekilde verilen yeterince büyük çukur aynaya gönderilen ve birbirine paralel olan KLM ışınlarının izlediği yol veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Bu ayna hangi ayna? Çukur ayna. Peki bizim çukur aynada en iyi bildiğimiz ışın nedir? Asal eksene paralel olarak gönderilen ışınlar aynada yansıdıktan sonra odak noktasından geçerek sistemi terk eder diyoruz. Burası bizim asal eksenimiz olsun. Burası bizim asal eksen üzerindeki odak noktamız. Bir o kadar daha gittiğimizde 2F noktası diğer adıyla merkez noktası olsun. Şimdi ben buradaki asal eksene paralel olarak bir ışın gönderirsem. Bu ışın asal eksene paralel. O zaman ne diyorsun? Odak noktasından geçecek diyorsun. Peki ben böyle bir ışın gönderirsem. Hocam bu ışın da asal eksene paralel. O zaman bunun da odaktan geçmesi gerekiyor diyorsun. Peki ben böyle bir ışın gönderirsem. Bu ışın da asal eksene paralel. O zaman bu ışın da odak noktasından geçerek sistemi terk eder. Bir şey fark ettim mi? Gönderilen ışınlar birbirine paralel olduğunda bu ışınların hepsi bir noktada kesişiyor ve o nokta bizim odak noktamız oluyor. Dolayısıyla buradaki ışınlar birbirine paralel olarak gönderilmiş ve bunlar bir noktada kesişmiş. Yani B noktasının odak noktasıyla bir alakası olması gerekiyor. Peki nasıl bir alakası var? Şimdi çukur aynaya gönderilen herhangi bir ışın aynada nasıl yansır diye size anlatmıştım. Mesela böyle bir ışın gönderdim. Şimdi bu ışın bizim asal eksenimize paralel mi? Değil. Eğer paralel olsaydı direkt odak noktasından geçerdi ve iş biterdi. Peki biz ne yapacağız? Bu ışına paralel olan yardımcı bir asal eksen çizeceğiz. Yani ikinci bir asal eksen. Ama bunun bir şartı var. Bu asal eksenin merkez noktasından geçmesi gerekiyor. Mesela şöyle bir asal eksen çizersen olmaz. Yani Hocam ben böyle bir asal eksen çizeceğim. Yani buradaki ışığa paralel yaptın mı? Evet, paralel yaptın. Ama merkez noktasından geçti mi? Hayır, orası merkez değil. O zaman sen doğru bir asal eksen yapamadın. Şimdi yardımcı asal eksenimizi çizdik. Tamam. Peki gerçek odak noktasının hizasındaki ve yardımcı asal eksen üzerindeki bu noktaya ne diyoruz? Yardımcı odak noktası. Artık bizim ışınımız asal eksene paralel gelen bir ışın Ha, bu asal eksene değil. Yardımcı asal eksene paralel gelen bir ışın. Paralel gelen bir ışın da tabii ki de odak noktasından geçer. Ama yardımcı odak noktasından geçer. Yani buradan değil de alt tarafındaki yardımcı odaktan geçer. Dolayısıyla diyoruz ki böyle gelen ışın yardımcı asal eksenin odak noktasından geçer çünkü yardımcı asal eksene paralel geldi. Peki ben böyle bir ışın gönderseydim hocam o da yardımcı asal eksene paralel geldi. O zaman o da oradan geçer diyecektin. Peki ben böyle bir ışın gönderseydim hocam yardımcı asal eksene paralel geldi. O zaman o da oradan geçer diyeceksiniz. Dolayısıyla işte KLM ışınları tam olarak bu ışınlardır ve bunların kesiştiği bu nokta yardımcı odak noktasıdır. Yardımcı odak noktası. Yardımcı odak noktasından yukarı doğru çıktığınızda asal eksen üzerindeki şu nokta. Yukarı doğru çıktığınızda buradaki nokta ise odak noktasıdır. Yani bu aynanın odak noktasıdır. Peki aynanın yeterince uzun olduğunu söylemişti. Dolayısıyla aynayı şöyle biraz uzatalım. Yardımcı asal eksenin merkez noktasından geçme gibi bir şartı vardı. Yani ben böyle KLM ışınlarına paralel bir çizik çizeceğim. Ve bu benim yardımcı asal eksenim. Yardımcı asal eksen nereden geçiyordu? Merkez noktasından. Yani burası da aynanın merkez noktası olsun. Tamamdır olay bitti. Aynanın odak noktası A noktasıdır. Evet A noktası odak noktasıdır. Odağın hizasındaki yardımcı asal eksen üzerindeki B noktası da yardımcı odak noktasıdır. Diyor ki aynanın eğrilik merkezi yani merkez noktası anlamına geliyor. A noktası ile ayna arasındadır diyor. A noktası ile ayna arasında merkez var mı? Yok. Bak merkez burada. Yani bu bilgi direkt yanlış bir bilgi. Dolayısıyla buna yanlış dedik. AB noktaları üzerinden geçen doğrultu Aynanın yardımcı odaklarının bulunduğu doğrultudur diyor. Şimdi başka bir ışının yardımcı odağı burada olabilirdi. Ne demek istiyorum? Mesela buradan geçen başka bir yardımcı asal eksen yapalım. Tabi bunun merkez noktasından da aynı şekilde ne yapması lazım yine geçmesi gerekiyor. Şimdi bu benim yardımcı asal eksenim olamaz mıydı? Olabilirdi. Eğer ben aynaya şöyle bir ışın gönderseydim. Yani buna paralel çizmem gerekecekti. E buna paralel çizmek için de tabii ki de böyle bir asal eksen çizmek zorunda kalacaktım. Yani merkezden geçen ve buradaki ışığa paralel olan böyle bir asal eksen. E bu asal eksen üzerindeki odak neresi? Yine A noktasının hizasındaki bu nokta. Dolayısıyla bu hizada yardımcı odak noktaları vardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Soru bize yanlışları soruyor. Cevap yalnız iki A şıkkı. Diyor. diyor ki esneyebilen bir çukur aynanın asal eksenine paralel gönderilen ışın şekildeki gibi L noktasından geçecek şekilde yansıyor. Noktalar eşit aralıklı olduğuna göre ayna T noktası sabit kalacak şekilde oklar yönünde bükülürse asal eksene paralel gönderilen bu ışın aynada yansıdıktan sonra nereden geçemez diyor. Şimdi çukur aynada asal eksene paralel olarak gönderilen ışın odak noktasından geçer. Demek ki şu uzaklık bizim için odak uzaklığı. Yani L noktası bu aynanın odak noktasıdır. Şimdi burası bükülerek şu hale getirilirse aynanın yarıçapı arttırılmış oluyor. Ne demek istediğimi birazdan biraz daha detaylı anlatacağım sizlere. Yani ayna artık daha bükük değil, daha açık bir aynaya dönüşüyor. Şimdi biz çukur aynayı ve tümsek aynayı kürelerden elde ediyoruz. Dolayısıyla eğer bu kürenin yarıçapı küçük olursa, yarıçapı küçük olursa aynanın eğriliği yani şuradaki eğrilik bayağı bir eğri oluyor. Yani bayağı bir kıvrık oluyor. Şimdi yarıçapı biraz büyüttüğümüzü düşünün. Mesela şöyle bir küre yaptığımda buradaki eğrilik biraz daha azalır. Yarı çapı biraz daha büyüttüğümü düşünün. Bakın şöyle bir küre yaptığımı düşünün. Bak buradaki eğrilik biraz daha azalıyor. Yarı çapı daha da büyüteyim. Yani abartıyorum anlaşılması için. Gördüğünüz gibi böyle bir küre yaparsam buradaki eğrilik daha da azaldı. Yani bu ne demek? Yarı çap küçüldükçe burası iyice böyle kıvrık oluyor. Yarı çapı küçük olunca. Yarı çapı büyüyünce bu kıvrıklık biraz azalıyor. Yani düzleşiyor. Yarı çap biraz daha büyüdüğünde biraz daha düzleşiyor. Yarı çap biraz daha büyüdüğünde biraz daha düzleşiyor. Dolayısıyla bunun bu tarafa doğru bükülmesiyle bu aynanın yarıçapı arttırılmıştır. Yani ayna şöyle olsaydı, burası çok kıvrık oluyor, yarıçapı küçük oluyor. Buradaki eğrilik giderek azalması aslında bunun şöyle bir küreden, şöyle göstermeye çalışayım, yapamıyorum neyse, elimle çizeceğim. Şöyle bir küre iken bu ayna artık şöyle bir küre olmuş oluyor. Yani bu kürenin yarıçapı arttırılıyor canlarım. Peki küre içerisindeki neresi merkez, neresi odak noktasıydı hatırlayalım. Şurası merkez noktası. Şu diyelim bizim çukur aynamız olsun. Merkez noktası ile ayna arasındaki tam orta nokta bizim için odaktır. Yani buradan burası yarıçaptır. Dolayısıyla odak dediğimiz yer R'nin yarısıdır. Yani odak uzaklığı eşittir. R bölü 2 diyebiliriz. Şimdi biz bu hamleyi yaparak, yani bunu bu tarafa doğru büke, bükerek R'yi ne yaptık? Arttırdık. R'yi arttırmak, odak uzaklığını arttırmak anlamına geliyor. Yani odak artık L noktası değil de daha uzak bir yer. Yani buradan burası olabilir. Odak burası olabilir. Odak daha uzak burası olabilir. Daha uzak burası. Daha uzak burası. Yani L'nin daha dışında olabilir. Dolayısıyla T ile L arasından geçme şansı yok. Çünkü asal eksene paralel gelen ışının TL arasından geçmesi için odağın burada olması lazım. Hani paralel gelen ışığın odaktan geçti diyebilmemiz lazım. Ama odak asla L'nin arkasında değil. L'den daha ileride olacağını size söyledim. Yani odak burası olabilir dedim. Burası olabilir dedim. Burası olabilir. Burası olabilir. Yani arttı. Odak uzaklığı zaten önceden bu kadardı. Bundan daha büyük olursa ne olur? Buranın dışına gider. Yani burası, 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 burası olabilir. Dolayısıyla TL arasından gitme şansı yok. Ama P noktasından eğer odak noktası artık burası ise asal eksene paralel gelen ışığın tabii ki de odaktan geçecek. Yani P'den geçecek. Eğer odak M noktası ise, yani odak bu kadar olmuş ise, sonuçta arttırılıyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman da asal eksene paralel gelen ışın M noktasından geçecektir. Yani buradaki P olur, M olur. MN arası odak noktası burası ise bu ışın MN arasından geçer. Yani bu da olabilir. LM arası bakıyorum burası. E burası da L e, buradan büyük. Yani bütün mesele önceden odak TL arası kadardı. Şu anda arttı. Yani L'nin dışında olması gerekiyor. Bunların hepsi L'nin dışında olduğu için olabilir ama bu olamaz. Cevap A şık. Şekilde verilen tümsek aynaya gönderilen ışın tümsek aynada yansıdıktan sonra şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi diyor ki A noktası ayna ile odak noktası arasındadır. Tümsek aynada bizim her zaman geçerli olan bir kuralımız vardı. Tümsek aynaya ışın asal eksen üzerinden nereden gelirse gelsin aynada yansıdıktan sonra Yansıyan ışının uzantısı odak noktasını geçemez. Bak, tümsek aynanın herhangi bir yerinden asal ekseni keserek bir ışın geldi. Aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışının uzantısı odağı geçemez. Bu ne demek? Yani odak mutlaka bundan daha uzakta olmalıdır. Bu bütün tümsek aynadaki bütün asal ekseni keserek gelen ışınlar için geçerlidir. Yani ben eğer şuradan bir ışın gönderirsem bu ışın asal ekseni keserek geldi mi? Evet geldi. Aynada yansıdıktan sonra bu ışının uzantısı asla ve asla odak noktasının arkasında olamaz. Yani demem o ki odak noktası A'nın daha dışındadır. Nereden gönderirsen gönder. Yani ışın istersen buradan gelsin. Fark etmiyor. Yeter ki asal ekseni keserek gelsin. Asal ekseni keserek gelen bütün ışınlar tümsek aynada yansıdıktan sonra Yansıyan ışının uzantısı hiçbir zaman odağı geçemez. Dolayısıyla A noktası ayna ile odak noktası arasındadır. Bak A noktası burası. Odak noktası A'nın arkasında olduğu için A noktası odak ile ayna arasında bir yer değil mi? Evet, yani bu doğru. BC arasındaki uzaklık aynanın eğrilik yarıçapından küçüktür. Şimdi aynanın eğrilik yarıçapı ne demek? R demek. Peki R ne demek? Merkez demektir. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bir ayna. Biz bunun İç tarafını karartıp dış tarafını parlattığımız zaman tümsek aynayı elde ediyoruz ve şurası aynanın merkezi ve eğrilik yarıçapı dediği bu uzaklık yani r. Dolayısıyla r eşittir m yani bunun yarısı da yani şu noktada odak oluyor yani r bölü 2. R bölü 2 eşittir f de diyebiliyorum. Şimdi BC arasındaki uzaklık aynanın eğrilik yarıçapından küçüktür. Şimdi BC arası uzaklık şu uzaklık. Şimdi bu ışının ben aynaya ne kadar uzaklıktan geldiğini nereden bileyim? Yani burası 1f olabilir, burası 2f olabilir, burası 3f olabilir, her şey olabilir. Yani bu BC arası uzaklık 1r de olabilir, 2r de olabilir, 3r de olabilir. Sonuçta bizim kuralımız neydi? Asal eksen üzerinden ışın nereden gelirse gelsin, aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışının uzantısı, yani buradaki yansıyan şu ışından bahsediyorum. Şu ışının uzantısı asla odak noktasını aşamaz. Bizim olayımız bu. Yani ben buradaki C noktasının aynaya olan uzaklığını BC uzaklığının 1f kadar olma ihtimali de var, 2f kadar olma ihtimali de var, 4f kadar olma ihtimali de var. Dolayısıyla 1r olabilir, 2r olabilir. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bunun bir kesinliği yok. Diyor ki ışın BC aralığından gönderilirse Yansıyan ışının uzantısı AB aralığından geçer diyor. Şimdi B ile C aralığından yani şöyle bir ışın gönderirsem aynaya daha yakın bir noktadan bir ışın gönderirsem bu ışın aynada yansıdıktan sonra daha yakın bir noktada kesişir. Yani senin C noktasından gönderdiğin ışın bu noktadan keserek aynayı terk ediyorsa daha yakından bir şey gönderdiğimde o da aynayı daha yakından keser. Yani AB arasından keser. E buradan ne diyor? AB aralığından geçer diyor. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani daha da yakından gönderseydim bu aynaya, o da yansıdıktan sonra daha da yakından keserdi. Yani gönderilen ışın aynaya yaklaştıkça yansıyan ışının uzantısı da aynayı daha yakın bir noktadan kesiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı oluyor. Şu son maddeyi bir kez daha şöyle göstermek istiyorum. Bu gönderdiğimiz ışının uzantısı buradan geçiyorsa ben aynaya daha yakından bir ışın gönderirsem, yani asal ekseni daha yakından keserek gelirse, bu ışın yansıdıktan sonra bu da aynayı daha yakın bir noktadan keser. Yani AB aralığı doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 denizi. Diyor ki odak noktası F, eğrilik merkezi M olan tümsek aynaya KLM ışınları gönderiliyor. KLM ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? Şimdi aynalarda yansıma kanunları geçerli. Şimdi yansıma kanunlarından bir tanesi neydi? Mesela düzlem aynadan hatırlayalım. Düzlem aynaya bir ışın geldiği zaman biz hemen aynaya bir tane dikme indiriyoruz. Bu dikmeye normal deniyor. Normal ile gelen ışın arasındaki açı kaç derece ise normal ile yansıyan ışın arasındaki açı da aynı olmak zorundadır. Şimdi küresel aynalarda normal dediğimiz merkezden çizilen çizgidir. Dolayısıyla buradaki K ışınına merkezden bir çizgi çekelim. Merkez burası. Dolayısıyla buradan bir tane çizgi çekelim bakalım ne oluyor bak K noktasına bir çizgi çektiğimde gelen ışının normal oluyor. Bu merkezden çizilen çizgi bizim için normal anlamına geliyor. Tamam mı? Çünkü düz aynaya indirilen dikme budur. Küresel aynalarda dik ne demektir? Merkezden gelen çizgi bak burası merkez. Buradan bir çizgi gönderirsen aynaya dik olur. Yani normal demek merkezden gelen doğrultu anlamına geliyor. O zaman merkezden K'ya bir doğrultu çizdim. Bu benim normalim. Normal ile gelen ışın arasındaki açı ne kadarsa normal ile yansıyan ışın arasındaki açı da o kadar olmalıdır. Yani bu ışın bu tarafa doğru değil, bu tarafa doğru yansımalıydı. O zaman K yanlış çizilmiş. Şimdi L ışığı direkt merkeze doğru gelmiş. O zaman merkezden gelen çizgi zaten dik değil mi? Dik. O zaman aynaya dik geldi. Dik gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Yani geldiği gibi geri dönüyor. Doğru çizilmiş. Bir hata yok. M ışınına bakıyorum. Şimdi M ışını aynanın odak noktasına doğru geliyor. Odak noktasına doğru gelen ışın asal eksene paralel olarak gider. Tümsek aynadaki özel ışınlardan bir tanesi de buydu. Yani tam tersi de doğru. Asal eksene paralel olarak bir ışın gönderseydim bu ışının uzantısı odak noktasını kesecek şekilde sistemi terk ederdi. Yani çukur aynada bizzat kendisinden geçiyor. Ne demek istiyorum? Çukur aynada burası diyelim odak olsun. Asal eksene paralel gönderilen ışın Aynanın direkt odak noktasından geçiyor. Bu tamam. Tümsek aynada da odaktan geçemiyor da uzantısı odaktan geçiyor. Yani buraya bir tümsek ayna yapalım. Burası işte diyelim aynanın odak uzaklığı olsun. Tamam tümsek aynada asal eksene paralel olarak gönderilen ışın odaktan geçemez. Odaktan geçmesi için aynayı delmesi lazım. Aynayı nasıl delecek? O yüzden şu şekilde gidiyor. Yani yansıyan ışının uzantısı odaktan geçiyor. E tersi de doğru. Yani bu ışını ters çevirdiğin zaman odak noktasına doğru gelen ışın yansıdıktan sonra paralel gider diyoruz. E burada da aynısı olmuş. Gördüğünüz gibi ışın odak noktasına doğru gelmiş, yansıdıktan sonra paralel gitmiş. Bir hata yok. Yani L ve M ışınları doğru çizilmiş. Cevabımız D şıkkı. Ve geldik bu testin son sorusuna. X çukur aynası ve aynanın asal eksenine dik olarak yerleştirilen Y düzlem aynasıyla oluşturulan düzenekte I ışını şekildeki gibi asal eksene paralel bir şekilde çukur aynaya gönderiliyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre aynanın odak noktası noktalarından hangileri olursa I ışının yansımalardan sonra kendi üzerinden geri dönebilir diyor. Şimdi canlarım bu aynanın odak noktası K noktası olsaydı bu ışın yansımalardan sonra kendi üzerinden geri dönebilir miydi? Buradaki aynayı da şöyle bir tık daha uzunmuş gibi düşünelim. Zaten aynaları yeterince uzun düşünüyoruz sorularda. Yani ayna kısadır, işte buraya gelen ışın buraya değmez falan diye düşünmüyoruz. Aynaları yeterince uzun bir şekilde düşüneceğiz. Şimdi K noktası odaksa, çukur aynanın asal ekseni burası. Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın nereden geçer? Odaktan geçer. E birinci madde diyor ki, odak diyor, K noktası olsun diyor. Tamam, o zaman odak burasıysa buradan geçer. Bu ışın yansıdıktan sonra odak noktasından geçer ve buradaki düz aynaya gelir. Düz aynada kural şudur. Işın aynaya ne kadar uzaklıktan geliyorsa yansıyan ışının uzantısı da o kadar uzaklıktan geçer. Yani burası 2 birim ya aynı şekilde 2 birim yapacağız. Burası bir birim, burası 2 birim olsun. İşte yansıyan ışın yansıdıktan sonra buradan geçmek zorunda. Yani bu ışın nasıl yansırmış? İşte bu şekilde yansırmış. Bakın böyle. Tam olarak bu şekilde yansır. Dolayısıyla yani aynaya ne kadar uzaklıktan geldi? 2 birim. Yansıyan ışın aynaya ne kadar uzaktan kesti? 2 birim. İşte bu ışın bu şekilde paralel geldiği için odaktan geçer. Düz aynaya çarptığında da bu şekilde yoluna devam eder. Şimdi buradaki çukur aynayı yeterince büyük bir şekilde düşünelim. Diyelim ki sistemi terk etmiyor. Diyelim ayna böyle kocaman tamam. Şimdi çukur aynaya bu ışın nereden gelmiş oluyor? Yani asal eksen üzerinde hangi hizadan gelmiş oluyor? Bu ışının devamına baktığımda aslında bu ışın çukur aynaya işte buradan geliyor. Peki bu nokta çukur ayna için özel bir nokta mı? Bakıyorum. Şimdi burası 1F ise haliyle soru buraya 1F dedi. 1F, 2F, 3F, 4F, 5F. Şimdi çukur aynaya 5F üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri döner diye bir kural var mı? Yok. Öyle bir şey var mı? Yok. Ama 2F'den gelseydi yani merkezden gelseydi çukur aynaya kendi üzerinden geri dönerdi. Dolayısıyla bu ışının kendi üzerinden geri dönme gibi bir şansı yok. O zaman K noktası bizim odak noktamız olamaz. Çünkü soru diyor ki ışın kendi üzerinden geri dönüyor diyor. Tamam. Şimdi gelelim ikinci maddeye. İkinci madde diyor ki odak noktası diyor L olsun diyor. Bakalım oluyor mu? Şimdi L noktası odak ise paralel gelen ışın tabii ki de L noktasından geçecek. Yani buradan gelecek. Bu şekilde şöyle yapalım. Buraya çarpacak. Şimdi düz aynaya bir birim uzaklıktan geldiği için aynanın arka tarafında da bir birim uzaklık seçeceğiz. Ve oradan bu ışığı tekrar yansıtacağız. Yani bu ışık şu şekilde dur renk değişmesin pardon. Bu ışık şu şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla bu aynayı da yeterince uzun bir şekilde düşünmemiz lazım. Yani aynaları böyle kısaymış gibi düşünmüyoruz da yeterince uzun düşünüyoruz. Şimdi düz aynaya bir birim uzaklıktan geldi. Yansıyan ışının uzantısına baktığımızda bir birim uzaklık. Dolayısıyla bir doğru bir hata yapmadık. Şimdi peki burası hangi nokta? Şimdi bir birim bir birim daha iki birim. İki birim olan yere soru ne dedi? bir f diyeceğiz dedi. Yani buraya bir odak diyeceğiz. O zaman bir birim iki birim. O zaman burası iki f olmadı mı oldu. Peki çukur aynanın iki f ne demek? Merkez demek. Merkezden gelen ışın aynaya dik gelmiş olur. Dik geldiği için de kendi üzerinden geri döner. Çukur aynanın önemli ışınlarından bir tanesi. Işın merkezden geliyorsa aynaya dik gelmiştir. Dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Kendi üzerinden geri döndüğünde de aynı yolu izler. Yani buraya gelir. Buraya gelir. Sonrasında buradan ne yapar? Çukur aynaya odaktan gelmiş oluyor. Hani ışın geri döndü ya. Artık ışınımız şu. Bu ışın geliyor aynaya odaktan. E odaktan gelen bir ışın nereden gider kardeşim? Odaktan geldiyse tabii ki de paralel gider. Paralel gider yani bu şekilde gider. Bu şekilde geldiğinde de buradaki düz aynaya dik gelmiş olur. Dik geldiği için yine kendi üzerinden geri döner. Dolayısıyla ışın tekrar bu yolu izler. Buraya gelir tekrar geri döner. Yani ışın önce aşağıdaki aynaya geliyor. Dik oluyor geri dönüyor. Buradan geri döndüğünde tekrar buradaki düz aynaya dik çarptığı için tekrar geri dönüyor. Işın bu yolda sürekli git gel yapıyor, sistemi terk edemiyor. Yani kendi üzerinden geri dönüyor mu? Dönüyor. Dolayısıyla bu nokta olabilir odak noktası. Şimdi gelelim M noktasına. Yani deniyoruz. Çünkü soru deneme sorusu. Diyor ki M noktası odak olabilir mi? Eğer M noktası odak ise buradan gelen ışın asal eksene paralel gel, gelen ışın nereden geçer? Odaktan. O zaman buraya geliyor. Şimdi düz aynaya hangi açıyla geldiyse bu ışın aynı açıyla aynadan yansımaz mı? Yansır. Ne demek istiyorum? Aynanın normali zaten şu. Düz aynanın normali bu. Normal ile gelen ışın kaç dereceyse yansıyan ışının da aynı derece olması lazım. Dolayısıyla eğer burası odaksa bu ışın paralel geldiği için odaktan geçiyor. Buradan bu şekilde yansıyor ve bu aynaya nereden gelmiş oluyor? Bu aynanın neresinden gelmiş oluyor? Odağından. Şimdi odağından geldiği için asal eksene paralel gidiyor. Paralel gittiğinde buraya dik çarpıyor. E dik çarptığında kendi üzerinden geri dönüyor. Yani bu ışın geri dönüyor. Tekrar bu yolu izliyor. Ve buraya geliyor. Buradan tekrar buraya dik geldiği için. Çünkü bu ışın geri döndüğünde böyle gidiyor. Böyle döndüğünde aynaya dik çarpıyor. Dik çarpınca tekrar geri dönüyor. Yani bu ışın aynalar arasında sürekli git gel yapıyor. Kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman bu da olacak. Cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı oldu. Bir sonraki testte görüşene dek. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.